Merhaba sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle su kaçıran, rezervuarından su kaçıran klozetin tamirini göreceğiz. Contayı temizlediğiniz halde yine de kaçırıyorsa şimdi de onun nedenine bakalım. Eğer contayı temizlediğiniz halde yine de kaçırmaya devam ediyorsa o zaman durum nedir? Şimdi de onun çözümüne gelelim. Hemen şu düğmemizi çevirerek çıkaralım. Yan vidayı gevşetiyoruz ve kapağı kaldırıyoruz. Şimdi kaçırmaya devam ediyor. Bunun sebebi de şurada görmüş olduğunuz sifon vazifeyi tam olarak yapmıyor. Ve suyun bir miktar böyle cızırtısı geliyor. Sifon veya şamandıra kesmediği için suyu gelen sular şuradan geliyor ve evet şu kısmın ortasından gidiyor ve kaçak su olarak az önceki gördüğümüz gibi klozetin içerisine gidiyor. Şimdi önemli olan şu sifon veya şamandıranın vazifeyi tam yapması. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra şöyle kalkmış olması, kendisinin kalkması ve suyu kesmesi. Önemli olan bu. Evet, bir miktar kaçırıyor. Ses de geliyor zaten. Şimdi eğer şu yan taraflarda bakın şuralarda kireçlenmeden dolayı birbirine sürtünme var. Şu plastik aksam kireçlenmeden dolayı bakın birbirine sürtünüyor. Bu beyaz kısmı yukarıya bırakmıyor. Bırakmadığı için de suyu kesmiyor. Şimdi yapacağımız iş şu beyaz kısım ile mavi kısım arasındaki sürtünmeyi en aza indirmek için oradaki kireçlenmeyi temizlemek. Bakın şu kireç parçalarını görüyorsunuz. Bu kireç parçalarının aynısı iç tarafında da var. Ve o kireç tabakası sürtünme neticesinde bu iki parçanın rahat bir şekilde hareket etmesini engelliyor. Rahat bir şekilde şu beyaz kısım yukarıya çıkamadığı için suyu kesmiyor. Şimdi aşağıdan musluğu kapatıyorum. Evet. Suyu kestim. Ve şurayı bir boşaltayım. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi bu kısmı sökeceğim ve şuraları temizleyeceğiz. Şurada şu mavi kapağı dikkatli bir şekilde sökmem lazım. Kireçlenmeden dolayı o kadar çok sıkışmış ki. İyi. Gevşettim. Evet. Şimdi yüzündeki şuralardaki kireçleri çok rahat fark edebiliyorsunuz. Aynen tuz gibi şuralara bakar mısınız? İşte bu kireç tabakası sürtünme neticesinde bu beyaz parçayı yukarıya bırakmıyor. Bunu şeyde yıkayacağım. Muslukta yıkayacağım. Yıkıyorum yüzündeki kireç kalıntılarını, kireç birikintilerini yıkıyorum. İyice itina ile hiçbir kireç kalıntısı kalmamak üzere yıkıyorum. Şimdi şu kapağın etrafında da aynı şekilde kireç kalıntısı kalmayacak şekilde yıkıyorum burayı. Evet, yeterince yıkadık. Şimdi bir de oradaki
bu aksamın içine girdiği mavi renkli parçayı da yıkayacağım ama onu orada temizleyeceğim. Yerinde temizleyeceğim onu. Şimdi şunu şuradaki suyla içindeki kireci bu şekilde yıkayacağım, temizleyeceğim. İçindeki kireçler gidiyor. Belli oluyor. Şimdi bir kap ile buraya su dökeceğim. Şimdi hem elimle sürttüm hem de su döküyorum oraya. Ve dolayısıyla orada birikmiş olan kireci gideriyorum. Temizliği yaptık. Şimdi bu parçayı yerine yerleştiriyoruz. Şu kapak kısmını yine itinayla yerine yerleştirip şu mavi vidalı kapağı çeviriyoruz. Kapatmak üzere. Evet. Kapattım, çevirdim. İyice gerekli sıkıştırmayı yaptım. Şimdi aşağıdan musluğu açayım. Su gelsin ve işlevini, bu sifon işlevini yapacak mı bakalım. Şeftali. Bu kısmındaki kireçlenmiş tabakaları temizledik. Kireçlenmiş yüzeyleri temizledik. Ve şu an için sesin kesildiğini, su kaçırma sesinin kesildiğini duyduk. Şimdi şu kapağı yerine bir takalım. Ve sonucu görelim. Tutamağı da çevirerek yerine yerleştirdik. Açalım kapağı ve suyun kaçıp kaçmadığına bakalım. Su kaçmıyor. Temizlik işlemi işe yaradı. Ve klozetimizin rezervuarında su kaçırma sorununu böylece çözmüş olduk. Şimdi yine bir versiyonlu olarak daha bu sorunu ele alalım. Yine kaçırsaydı oradaki beyaz ve mavi kısımlarını temizlediğimiz halde yine de kaçırsaydı ne yapacaktık? O zaman yapacağımız tek şey vardı. En son yıkadığımız kireçli kısımlarını yıkamış olduğumuz beyaz ve mavi kısmı komple değiştirmek. Çünkü zaman zaman özelliğini kaybediyor. Kireçli yüzeyleri temizlediğiniz halde yine de su kaçırabiliyor. Böylesi durumlarda yapılacak olan tek şey sifon kısmını komple değiştirmek. Sifonun nasıl değiştirildiği ile ilgili bir videomuz kanalımda mevcut. Oradan izlemenizi tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.